Flanş tipi alternatörlerin en büyük özelliği normal şartlarda sürtünmesiz olmaları arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yeni alternatörümüzü test edeceğiz. Flanş tipi bir alternatör. Ortalama 3 ila 5 kW gücünde güç üretebilir bize. Bugün alternatörün kaç RPM'de kaç volt ürettiğini ve bazı teknik verileri sizlerle paylaşacağım. Bunu buradaki alternatörü bu küçük motorla sürmeye çalışacağım arkadaşlar. Elimdeki mini bir fırçasız motor ama yüksek RPM'li fırçasız motor ortalama 50.000 RPM'e kadar çıkabiliyor. Motorumuzu bu kısma sabitleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra bu motorumu, daha doğrusu alternatörümü bu mini fırçasız motorla süreceğim. Evet, sesimden anlaşıldığı gibi biraz rahatsızım arkadaşlar. Sanki üzerimden kamyon geçmiş gibi. Bu dönemde biliyorsunuz güz ayı geldi. Güz aylarında bu salgın yine arttı. Herkes hasta. Evet, şu şekilde dönüş hızını daha net algılayabileceğiz arkadaşlar. Şöyle bir test yapalım. Evet, normalde %75'e kadar verdim. %100 yapmadım. Yani %25'lik birim kaldı arkadaşlar. Daha gidecek. Ama şimdi aletleri bağlayalım. Önce ölçüm yapalım. Alternatörüm alternatif akım üretiyor. Yani 3 adet fazım var benim. Bunları genelde biz akü şarj etmekte kullanırız arkadaşlar. Bunun için doğrultma devrelerine ihtiyacımız olacak. Bunların MPP olanları var ama ben burada basit bir düzenekle bunu şimdi test edeceğim. Daha sonra burada profesyonel şarj cihazım var benim. Akü bankasına bağlayacağız bunu. Bununla da şarj yapacağız. Ama ilk önce buradaki değerleri görmemiz adına 2 adet diyodumu buradaki akımı düzeltmek için kullanacağım. Artık biz alternatif akıma, doğru akıma çevirmiş olduk. Hatta şöyle bakalım. Görüyorsunuz ark yapıyor. Ve frenleme yapar zaten alternatörler yük çekildiği zaman.
Evet, şimdi ölçü aletimin problarını diyoduma bağladım. Artık biz burada enerji üretmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Buradan da üretmiş olduğumuz enerjinin değerlerini görmeye başlayacağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 30 volt civarında bir gerilim alıyoruz boşta. Yani elimle çevirdiğim zaman. Tabii ki makina ters duracak. Ben size göstermeye çalışacağım tabii. Şu anda 115 RPM. RPM'de 44 volt. Yavaşlatalım biraz. RPM'de 18-19 volt alıyoruz. Yani 60 RPM'de değil de, ya 60 RPM'de 12 volt akü bankasını rahatlıkla şarj edersiniz. Hatta 50 RPM'de bile arkadaşlar. Motor 50 RPM çevirmediği için o kadar düşüremedim. Şu anda 57 RPM'de. Yani 14-15 volt alıyoruz 50 hatta 30 RPM'de. Biz biraz daha yüksek devirleri ölçeceğiz. 300-400 voltları ölçeceğiz burada. 50 volt 140 RPM. 60 volt 180 RPM. 70 volt 200 RPM. 80 volt 230 RPM. 90 volt 260 RPM. 100 volt 300 RPM. Artık daha yüksek gideceğim şimdi. 130 volt 385 RPM. 150 volt, 160 volt pardon, 480 RPM. 200 voltu kaçta alıyoruz ona bakalım. 200 voltu 580 RPM'de aldık. 650 RPM 230 volt. 700 RPM 250 volt. 800 RPM 380 volt. 1000 RPM 999 1000 RPM 350 volt 1080 RPM 370 volt
200 RPM. Artık gerek yok. 400 volta 1100 RPM'de ulaştık. Hala gidiyor. Ama ben artık bu saatten sonra risk almak istemiyorum. ESC'yi patlatmak istemiyorum. Evet, göründüğü gibi 1100-1200 RPM'de 400 volta ulaştık. Normal rüzgar türbinleri, jeneratörleri veya alternatörler ortalama 1500 RPM'de maksimum verimlilik testine tabi tutulur. Yani benim alternatörüm 1100 RPM'de 400 volt sınırına ulaştı. Muhtemelen 1500 RPM'de de 600 volta kadar buradan gerilim alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi amper konusuna gelince gördüğünüz gibi küçük bir fırçasız motorla bunu sürdüm. Amper testinde buradaki motorun devasa olması gerekiyor. Çünkü bu alternatörler dirençle karşılaştıkları zaman, yani yük çekmeye başladığınız zaman bunları döndüremiyorsunuz. Resmen kilitleniyorlar. İşte bu özellikten dolayı bu projede biz özellikle alternatörümüzün gerilim kısmına özellikle değindik. Şimdi gelin diğer testlerimize geçelim. Şimdi bu alternatörün en büyük özelliği sıfır sürtünmeye yakın olması arkadaşlar. Normal bir alternatörü bu şekilde serbest salınımda süremezsiniz. Yani alternatör kendini kilitler. Bu da silisli saç kullanıldığından dolayı. Yalnız bu tarz alternatörlerin en büyük özelliği, gördüğünüz gibi küçük bir rüzgarla bile alternatörünüzün enerji üretmeye başlamasına neden olabilirsiniz. Bakın şu dönüş. Burada da almış olduğunuz gerilimi görmektesiniz. Şu anda 12 volt gerilim alabilirsiniz bundan. Ortalama 60 RPM'de 14-15 volt civarında bir gerilim veriyor size. Bu da demektir ki güçlü bir akü bankasını, 12 voltluk akü bankasını minimum rüzgar seviyesinde dahi şarj edebilirsiniz. Rüzgar türbinlerinin üretime başlaması 3 metre bölü saniyedir. Yani saniyedeki 3 metre hızındaki rüzgarla rüzgar türbinleri üretime başlar. Ama bu tarz türbinler 1-1,5 kilometre hızında bile üretime başlayabilirler. Çünkü dediğim gibi alternatöre küçük bir dokunmak yeterli. Gerisini zaten kendisi hallediyor arkadaşlar. Evet, şimdi 220 volt değere nasıl ulaşıp ulaşamayacağımızı göreceğiz. Yani 220 voltluk bir ampul bağladım. Buradaki motorla bakalım 220 volta ulaşıp bu ampulü yakabilecek miyiz arkadaşlar? Ve kaç RPM'de bunu yapacağız? RPM. RPM. 400. 500. Evet, 600 RPM'de ampulümüz yanmaya başladı. RPM 700 RPM arasında 220 volta rahatlıkla ulaşıyoruz. Tabii
Rüzgar türbinlerinde, özellikle büyük ölçekli rüzgar türbinlerinde, direkt drive dediğimiz shaft, yani direkt shaftla 1000 RPM'e ulaşmak zor. 1000 RPM için dişli kutusu kullanılır genelde. Eğer akarsuyunuz varsa arkadaşlar, akarsuyu bir depoda biriktirip sabit bir hızla bu şekilde alternatöre verebilirseniz 220 volt alabilirsiniz. Tabi alternatif akımda öncelikle bizim herzimiz de önemli. Doğru akımda herzin bir önemi yok ama alternatif akımda herz önemli. Şimdi gelin kaç voltta kaç herz aldığımızı görelim. Evet, buradan voltajı, alt kısımdan ise herzi göreceksiniz. Evet, başlangıcımız 100 RPM, 28 volt, 14 Hz. 220 voltta 50-60 Hz civarında frekansı yakalamak gerekiyor. Bakalım bizim alternatörümüz nedir? Evet, biz 100 voltta 60 Hz'i yakaladık. Yani bizim Hz'imiz yüksek. Yani bu alternatör Amerikan standartlarında bir alternatör oldu. 110 voltta 50-60 Hz'i yakalamış olduk arkadaşlar. Ortalama 480 RPM'de 125 volt 64 Hz gibi bir değere ulaştım. Zorlayalım bakalım. Flanş tipi alternatörlerin en büyük özelliği normal şartlarda sürtünmesiz olmaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir rüzgar hareketinde bile dönecektir. Yalnız yüke bağladığınızda alternatörlerin tamamı kendini kasıyor. Bu da çekilen akımla orantılı olarak elektromotor kuvvet oluşuyor burada. Tekrar test edelim. Bakın, ampul yanarken resmen burada mekanik bir frenleme oluyor. İşte bu elektro motor kuvvet ters yönde dönüş yönünün zıttına bir kuvvet oluşturuyor. Bu alternatörün yüksek kalkış hızı gayet düşük arkadaşlar. Yani düşük rüzgarlarda bile bu alternatörü kaldırabilirsiniz.
Evet, bugünlük projemizin sonuna geldik. İstek önerileriniz için bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Tabii ki yeni projeler için bildirimleri açıp kanalıma abone olmanız yeterli. Destek için kanalımın katıl butonu ve süper teşekkür butonu aktif. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.